Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sadakatsizsiniz programından Faik ben. Bakalım bugün sosyal deneylerimizde hangi çiftler birbirine girecek, hangi çiftler birbirlerini aldatacak? Bugün onu göreceğiz. Şimdi bakıyorum şöyle etrafımıza. Evet, birisi geliyor, şimdi onunla konuşacağım. Beyefendi merhabalar. Merhabalar. Bir şey sorabilir miyim? Tabii, buyurun. Şimdi efendim biz belli koşullar altında size bir sosyal deney yapacağız. Ve bunun karşılığında size bir para vereceğiz. Tamam, kabul. 10.000 lira. Olur, tamam, yapalım. Şimdi şöyle yapacağız. Ne yapacağız, yapalım, hadi yapalım. Abi bir dakika, sakin ol. Belki kötü bir şey yapacağız. Kötü bir şey mi? Bir düşüneyim. Olur. Hadi yapın, yaptınız mı? Beyefendi, çok mu kötü, ne olacak? Beyefendi, tamam, sakin ol. Öyle bir şey değil ya. Nasıl bir öyle şey? Bir şey değil. Sosyal deney yapıyoruz. Sevgilinizin sadakatini ölçüyoruz. Eğer sizi aldatmazsa 10.000 lira veriyoruz. Tamam, yapalım. Hayatta aldatmaz beni. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Çünkü sevgilim yok. Nasıl aldatsın ki? Alayım 10.000'i. Abi yok, olmaz öyle. Öyle yapamaz. Nasıl ya? Tamam, 5.000 ver, sevgili yapıp geleyim. Hayır abi, olmaz ya. Tamam, 1.000 ver, şuranın camını kırayım. Ne alakası var? Tamam, 500 ver, arkadaşları dolandırıp Portekiz'e kaçayım. Abi, olur mu öyle şey ya? Öyle deme, var böyle tipler. Bizim formata ters. Aramızda barınamazsın. Olmaz. Sen sevgili yapınca gel. Öyle tamam, ben bir sevgili... Sarışın esmer fark eder mi? Fark etmez. Nefes alsın yeter. Abi! Hadi. Aa, hanımefendi! Ay, erkekmiş. Ya Allah'ım yarabbim. Kime denk geldik abi? Evet, tamam. Neyse, devam ediyoruz. Bakalım bak. Heh, bir daha gülüm. Hanımefendi, merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Sadakatsizsiniz programından Faik ben. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim. İsminiz nedir? Eda. Eda Hanım, şöyle. Çok pardon, affedersiniz. Eda Hanım. Sevgiliniz var mı? Şey, televizyonda mı yayınlanacak? Yok, YouTube kanalı. Ha, var. Sevgiliniz var, süper. Şimdi size bir soru soracağım. Sevgilinizin sizi aldatmadığından emin misiniz? Ha, bir dakika bakayım. Konumu, iş yeri, en son arama ben, nabız normal. Yok, aldatmıyor. Akıllı telefonla akıllı saate işlediniz. Aa, öyle bir şey mi vardı? Tüh ya, boşuna çip taktırdım çocuğa. Evet, efendim sevgiliniz ne iş yapıyor? Garson işte, bu kafede çalışıyor. Ben de ona geldiydimdi. Aa, süper, tamam. Şöyle bir şey yapacağız. Şimdi sosyal bir deney yapıyoruz. Bizim bir arkadaşımız var, kendisi oyuncu. Gelecek buraya, sevgilinizi ayartmaya çalışacak. Eğer sevgiliniz sizi aldatmazsa size 10.000 lira vereceğiz. Ay bilemedim yani, çok özel hayatı ihlal etmek gibi geldi ya. Şey, bir saniye, bir telefon bir şey alacağım. Alo Gizem, kız iptal. Ha, buldum ben bir yolunu. Kızım üstüne bir de para alacağım. Kapat, sonra anlatırım. Şey, anneme sordum da. Yani kötü bir şey ama yap dedi. Yapalım hadi. Tamam, süper. O zaman şöyle, bizim şurada bir izleme alanımız var. Oraya geçeceğiz. Zaten gizli kameralar, mikrofonlar. Tamam. Onu hadi buradan izleyeceğiz. Ben şöyle geçiyorum hemen. Ay tamam. Ay çok heyecanlı ya. Ay bir şey soracağım. Peki şimdi eğer o beni aldatırsa ben mi size 10.000 lira vereceğim? Hayır hayır, öyle bir şey yok. Ha tamam. İyi, bir şey kaybetmiyorum yani. Aldatılmış oluyorsunuz ama. Ama abi Faik, bir erkek gider biri gelir. Sevgili dediğin nedir ki? Ama 10.000 öyle mi? 10.000'le neler neler alınır bu devirde. Gerçi bir şey de etmez. Ay inşallah aldatmaz ya, çok kafam karıştı. Bir şey diyeceğim Eda, ama emin değilseniz şey yapalım. Ay hayır, olur mu öyle şey? Ben güveniyorum Cengiz'ime. Cengiz'e güveniyorsunuz. Cengiz bu mu? Hey ya, baksana şuna. Şu tipe bak. Bunda hiç aldatacak tip var mı? Ay canım benim. Tamam o zaman. Yok yok, görmez. Bizi şu an mümkün değil, göremez. Bizim kameralar var. Ben o zaman arkadaşı gönderiyorum. Şey, ben bir önden telefon etsem olur mu? Olur ama yani kendisine kesinlikle bir tüyo falan vermem. Yok be, vermem. Saçmalama. Ha, öyle bir şey yok. Alo aşkım. Alo aşkım. Bir şey söyleyeceğim. Söyle aşkım. Hak edeni hayatıma, hak etmeyeni hayatına sokarım. Alo. Alo. Eda Hanım, ne yapıyorsunuz? Mesajı almıştır o. Bence de almıştır. Neyse, tamam o zaman ben şey yapayım. Arkadaşı çağırıyorum, oyuncu. Ay tamam be, gönder gelsin. Tamam. Boseciğim, girebilirsin içeriye. Evet. Tamam ya, buna bakmaz ki benim Cengiz'im. Of, of, of. Analar neler doğuruyor be. Şey yani, anasına hürmeten diyor. Tabii canım, anasını övdü şu an. Bu kadınsa diğerleri ne acaba? Şey diyor işte, oradaki masa ne diyor? Sandalye ne diyor bu kadınsa diyor. Bunun yanında su veresim gelmez be. Kim bilir kime? Eda'ya. Çüş ulan! Sen de biraz yardımcı ol hiç.
Tamam, tamam, tamam. Eda Hanım, sakin olun ya. Biz erkekler böyleyizdir. Yani dilimiz nedir ama öyle faaliyete dökmeyiz yani. Öyle mi diyorsun? Evet, evet. İzleyelim bence. Tamam. Merhaba, hoş geldiniz. Ya. Kaç kişi olacaksınız? Ay yok, ben yalnızım. Hem de çok yalnızım. Bana bak Buse! Tekim'de geç, ne şov yapıyor kız? Eda Hanım. Tekim yani. He, anladım. Sizin adınıza çok üzüldüm. Ne alırsınız? Bilmem. Neler var? Günü çorbası var, ayran aşı. Yok, böyle daha sıcak bir şey. Daha sıcak. Mercimek var. Daha sıcak. Köfte attırayım ustaya. Bakın, imalara hiçbir şekilde yanıt vermiyor. Yani aldatmadığına mı sevineyim, mal olduğuna mı üzüleyim anlamadım. Ay, canım bırakın şimdi köfteyi, çorbayı da. Buse, ısrar et yanına otursun. Çok yalnızım dedim ya. Acaba benimle biraz oturur musunuz? Üstüne çıksın ya Buse. Yani tabii işinizden alıkoymak istemem. Ya nasıl olacak şimdi bilemedim ki. Niye? Beğenmedin mi beni? Güzel değil miyim ben sence? Hayır, bence çok güzelsiniz. Hiç bakma öyle Faik. Ya çirkin mi desin kadına, ne desin, nezaketen diyor. Kaldırım taşı gibisiniz. Oha! Nasıl? Siz sordunuz ya, yanlış anlamıyorsunuz değil mi? Yok. Ha, yanlış anlamıyorsunuz, o zaman şunu da söyleyeyim. Ben siz ilk girdiğinizde dedim acaba mafya mı dedim. Her yere ateş ediyorsunuz çünkü. Yanlış anlamıyorsunuz değil mi? Yok yok. O zaman şunu da söyleyeyim. Bana deseler ki Adriana Lima mı, bu hanımefendi mi deseler. Adriana Lima'yı elimi tersine ittiririm, sizinle direkt öpüşürüm. Yanlış anlamıyorsunuz değil mi? Hayır. Çok iyisi, yanlış anlamıyorsunuz. Buse, sen ona Cengiz'e de ki, bir mesajım var bak, de ki. Cengiz, ben senin tam... De, tamam mı? Yanlış anlamıyorsun değil mi kız? Benim niye bilmiyorum, bayağı kulağım çınladı ya. Aa, olabilir. Ben bize içecek bir şeyler getireyim. Tamam. Evet, içecek bir şeyler getirelim dedim. Malumunuz efendim, kış aylarındayız. Kış aylarında da ne olur, evler soğuk olur, gripler, hastalıklar artar. Neyse ki bu soğuk havalarda evde kombiye ihtiyacınız olduğunda hacamet yoğuşmalı kombileri... Başlarım yoğuşmana. Reklamın sırası mı ya Faik? Burada resmen milyonların önünde aldatılıyorum ben. Hayır hayır, bizim milyon değil, 300 bin tane takipçimiz var en fazla. Vallahi Faik. Ne iyi oldu ya, açıkladı. Kapat şunu, çekil, ben gidiyorum ya. Eda Hanım, bir dakika durun. Eda Hanım, tamam, sakin olun ya. Bir şey diyeceğim, yani sonuç olarak buraya kadar geldik. Hem çok bir şey söylemedi yani, adam en fazla birkaç iltifatta bulundu. Merak etmiyor musunuz, aldatacak mı, aldatmayacak mı diye? İçinizde mi kalsın? Faik, ilişkimin içine ettin ama çok da ikna edicisin. Merak ettim. Bence zaten bir şey söyleyeyim mi? Bak, bu hatasını anla. Öyle değil mi Buse? Ya sen Buse'ye ne soruyorsun? Buse'nin götü trompet çalıyor orada. Sana ayar oldum kızım. Ya Eda Hanım, kendisi profesyonel bir oyuncu. Yani bu işi lütfen bu kadar ciddiye almayın. Ayartmaya çalışıyor. Kızın işi bu. Lütfen sakin olun. Bakın tamam, birazdan zaten Cengiz Bey gelir. İçecekleri dağıtır. Sıkıntı yok. Devam edelim bence. Ay doğru ya. Ben güveniyorum Cengiz'ime ya. Oy yapmaz. Hah geldi. Hadi Cengiz. Buyurun. Ah, teşekkür ederim. Ne bu? Seksonlu bir iç. Allah belanı vermesin. Döner taşın öten kuşun olmasın Cengiz. Ay, ay ben dayanamıyorum, ben arayacağım ya. Evet tamam. Ha, ben arayacağım. Tamam, ara elini. Çalıyor, çalıyor. Telefonu çalıyor. Ha, önemli değil ya, halı sahada Kamil arıyor. Kamil mi? Ay elini kolunu kıracağım, elini kolunu kıracağım. Tamam, sıkıntı yok. Buse'cim, bir bahaneyle elini tut. Kız Buse, yollu Buse. Bahane dedi, bahane. Şak diye yapıştım, bir bahane bulsaydın ya Buse. Var mı sevgilin? Var de, var de. Var desene Cengiz. Cengiz beni sinirlendirme, Cengiz var de. Var de Cengiz. Yok ya. Vallahi çok istemiyor ama. Ben biraz sesiciyim. Hı. Yani sonuçta kısa boylu, etine dolgun, kumral, düz saçlı... insanlarla olacağım diye bir şey yok yani. Ne öyle Beşiktaşlı Ayton gibi? Eda Hanım. Lan ben senin. Eda Hanım sakin ol. Ayton iyi topçuydu. Sadece Beşiktaş'ta. Ne diyorsun? Beşiktaş'ta tutunamadı sadece. Ya bırak ya. Ben bunu paralamadan içim soğumaz benim ya. Tamam bir dakika ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Şu an gidip rezillik çıkartmanın bir anlamı yok. Sizin bir arkadaşınız falan yok mu? Onu arayın. O gelsin paralasın. Hem videoda coşsun. Bak saçma sapan argümanlarım var ama ikna edicisin. Arayın bir arkadaşınızı. Alo Gizem. Cengiz beni aldatıyor. Evet ben gidemiyorum şimdi. Sonra anlatırım. Gel de şunu bir bas ya. Hadi bas şunu, ağzını burnunu kır hadi. Hadi. Tamam. Elleriniz yumuşacıkmış. Ay teşekkür ederim. Eski sevgilimin zımpara gibiydi. Kötü biri miydi o? Yok canım. Çok iyi biriydi. Ya melek gibiydi gerçekten. Ya.
Ama çirkin de. Aa. Olur mu canım? Yani her kadın güzeldir. Yok canım, safsat o ya. Siz güzelsiniz de öyle düşünüyorsunuz. Ya o kadar çirkindi ki, dümdüz çirkindi. Ya en belirgin özelliğini söyle deseler, çirkin olması derdi. Oh. Eda Hanım, iyi misiniz? Felçinde herhalde Faik. Hissetmiyorum. Çok iyi. Gizem, direkt dal yavrum, direkt dal. Gizem, senin ne işin var burada? Sen beni aldatıyor musun lan? Salak, beni. Hani gerçek aşkı bizimkisi? Gerizekalı, sizinkisi. Zamirleri karıştırıyor da salak. Gizem, beni bırakma. Eda'ya bir şekilde açıklarız ya diyordun. Ne oldu lan? Lan! Allah'ım, bir günde iki kere mi aldatıldım ben? Hayır, 20.000 vereceğim lan. 20.000. Sevgilim yok dedin sen. Yok, sevgilim değil bu. Aldattığım kız bu. Şimdi onu da benle aldattın. Yok canım, beni sizinle aldatıyor olması lazım. Ben Eda'yı sizinle aldattığımı düşünüyorum. Bir dakika şimdi, bu durumda ben kiminle aldatılmış oluyorum? Ulan ben sizin derdinizi... Eda Hanım. Ya lütfen bak, sakin olun. Bir oturun, ben açıklayayım size, konuşalım. Neyi açıklayacaksın ya? Eda'yı benimle, sonra beni Eda'yla, sonra bizi bununla. Bunu da bize mi aldattığını mı? Helal olsun ya. Ya tek çift bu da böyle açıklanamazdı. Konuşmak bu kadar önemli bir şey işte. Eda Hanım, iyi misiniz? Ali Cabbar'ı bilin mi? Bileyim kardeş. Onun adı artık Eda Cabbar. Tamam. Üzme, bırakma kendini. Ne bırakmayayım ya? Şu hale bak ya. Durabiliriz istiyorsanız, kesebiliriz. Ya nerede duracağız artık? Daha duracak ne kaldı ya Faik? Ya bu adam benim ailemle tanıştı ya. Bu kız babama baba dedi. Baba? Cengiz, Gizem. Baba? Baba mı? Evet. Babam kendisi. Ne yapıyorsunuz burada? Adam anladı. Cengiz Eda'yı aldatıyor. Ne? Ne? Lan niye anladı adam? Ne yapıyorsunuz dedi. Niye? Ya çay içiyoruz da geç. Ne ayrıntıya giriyorsun? Cengiz, doğru mu bu? Sen benim kızımı nasıl aldatırsın lan? Olur mu babacığım? Yok öyle bir şey yani. Ya sus, bir de burada savunuyor kendini ya. Biz de seni adam yerine koyduk. O kız seni ne kadar seviyordu. Senin haberin var mı ha? Biz şimdi nasıl söyleyeceğiz ona bunu? Puh, şerefsiz sana. Anneniz iyi payladı yalnız. O benim annem değil. O zaman bu durumda sanırım anneniz değilse manitası babanızın, o zaman Allah'ım Faik, ben de Macit amca niye etek giymiş diyordum. Salak konuşma ya. Eda Hanım, dur. Ya. Bırak şimdi, çekil. Nereye gidiyorsun? Çekil. Eda Hanım. Ulan yazıklar olsun size be. Ya siz nasıl insanlarmışsınız ya? Her şeyi izledim orada. Şu Şam şeytanı Buse bile. Bak böyle bana. Sizin yanınızda melek kaldı ya. Ay sonunda yüzle tanışabildik Eda Hanım. Senin elin daha zımpara gibi. Aynen. Kızım, Eda. Eda ya. Tabii gerçek adım buysa baba. Ne alaka şimdi? Ne bileyim, belki de Pakize'ydi, bana yıllarca Eda dediniz. Aa, ne kadar saçma ya. Niye böyle bir şey yapalım ki? Ama bırak baba ya. Cengiz, nasıl aldatırsın beni ya? Vallahi aşkım, göründüğü gibi değil. Ne demek göründüğü gibi değil? İzledim, gördüm oğlum. Bu iki yellozla aldattın beni. Ya aşk olsun ya. Daha yeni tanıştığım bir kadına beni aynı kefe mi koyuyorsun? Ay tartan ya Gizem. Yelloz olan Buse, sen direkt küçük... Şu! Ama hiç dinlemiyorsun ya. Utanmıyor musun lan sen? He, utanmıyor musun? Delikanlı adam sevgisini aldatır mı hiç? Ama sen de annemi aldatıyorsun. Annem benim sevgilim mi? Ya ne biçim bir şey söylüyorsun sen ya? Yazıklar olsun size. Bir tane ne kelime bile dinlemek istedim. Ya verdim ya. Allah aşkına. Neden küçük diyorsun? Neden küçük diyorsun? Tamam, sakin ol. Ne söylüyorsun? Dur. Sen nereden çıktın lan? Ya ben sevgili bulamadım. Sana da geleceğim dedim, ayıp olmasın diye geldim. Bulabildin mi? Ya birini buldum da ona da çok güvenemedim. Gözü dışarıda gibiydi. Bana bak. Sen güvenilecek birini mi arıyorsun? Tamam, kabul. Ay, gel buraya. Baba, orada ne var ya? Ne var? Aşkım, ne yaptın ya? Aşkım mı? Ulan hemen aldatıldım ya. Gitti 10.000. Ne yapsaydım Cengiz ha? Ben güvenebileceğim biriyle yuva kurmak istiyorum, tamam mı? Ya ben seni aldatmadım ki. Bir tane YouTuber geldi. Müşteriye yanlar mısın diye bir şey çekiyorum dedi. O yüzden sana 10.000 lira vereceğim dedi. Gelen ilk kadınla flörtleş dedi. Ne? Ne? Hemen öptük çocuğu ya. Al işte ya, bak kameralı orada. Evet, ben de arkadaşının aşkısın kanalından şey yapmıştım. Nasıl ya? Aranızda bir şey yok muydu? Hayır ya, Cengiz abi biliyor. 5-5 kırışacaktık. Benim kamerada şurada. Selam. Sen de başka kur.
Vallahi ben kimseden para var almadım. Bizim kendi kanalımız var. Bir tane de format bulduk. Başkasının hanımıyla kendi hanımımmış gibi gezmece. Böyle bir format. Her haftada konuk alıyorum. Aynur teyzen de bizim kahveden Macit'in eşi. Bir şey soracağım. Macit buna okey mi? Okey yani. Okeyse tamam, bana laf düşürüyor. Sizin kamera nerede? Bizim kameralar gizli. Sen oraları karıştırma şimdi. Ya inanmıyorum ya. Biz bütün bunları bir YouTube kanalında yayınlanacak diye mi? Ben bunu şimdi o yüzden mi öptüm? Ama yok, aramızda bir elektriklenme oldu. Çekme sonuçtan, konuşma sen de. Sadakatsizsiniz programında Faik'le birlikteydiniz. Bu hafta yine şov yaptık. 2000 ver bunu döneyim. 5000 vereyim, anasını ağla. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyen var mı?